Merhaba. Bugün size ömrünüzün sonuna kadar kullanabileceğiniz 10 Excel özelliğini göstereceğim. Bu özellikleri kendi verilerinizde kullanabilir ve çalışmalarınızda ön plana çıkabilirsiniz. Büyük emekler sarf ederek hazırladığım bu videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Sizlere ilk olarak göstereceğim özellik çok e-topla formülü. Çok e-topla formülü birden fazla koşula bağlı olarak toplama işlemi gerçekleştirdiğimiz formüldür. Bakın sonucu buraya yazdıracağız. Koşullarımızda ürün, il ve kargo durumu verilerimiz olacak. Üretim adedi toplamlarını buraya getireceğiz yukarıdaki koşullara bağlı olarak. Eşittir. Çok e-topla dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın aralık toplamı, ölçüt aralığı 1, ölçüt 1, ölçüt aralığı 2, ölçüt 2 diye devam eden bir formül. İlk önce çok e-topla formülünde daima aralık toplamını seçiyoruz. Yani toplamını alacağımız sütunu seçiyoruz. Bakın buradan ilgili üretim adedinin yer aldığı sütunu seçtim. Noktalı virgül, ölçüt aralığı 1. Ölçüt aralığı birimiz neresi? Ürünlerin yer aldığı sütun. Bakın yine aynı şekilde ürünleri sütundan seçtim. Noktalı virgül, ölçüt 1, ürünlerimizin yer aldığı hücreyi seçtim. Noktalı virgül, ölçüt aralığı 2, illerimizin yer aldığı sütunu seçtim. Noktalı virgül, illerimizin yer aldığı ölçüt 2 olarak da hücreyi seçiyorum. Noktalı virgül, ölçüt aralığı 3, bu sefer kargo durumumuzun yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül, ölçüt 3'e de kargo durumunun yer aldığı hücreyi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın ürün 7'den Ankara'da sevk edildi durumunda 87.760 adet ürünümüz varmış diyoruz. Sizlere ikinci olarak göstermek istediğim özellik çok eğer say formülü. Yine çok eğer say formülü de birden fazla koşula bağlı olarak sayma işlemi gerçekleştiren formüldür. Bakın eşittir. Çok eğer say diyorum ve Tab tuşuna basarak formülümün içerisine giriyorum. Ölçüt aralığı 1, ölçüt 1 diye ölçütlerimizi seçtiğimiz bir çalışma yapacağız. Şimdi bakın ölçüt aralığı 1. Ürünlerimizin yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül, ölçüt 1 olarak da ürünümüzün yer aldığı hücreyi seçiyorum. Noktalı virgül, ölçüt aralığı 2. Bu sefer illerimizin yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül, ikinci olarak da ölçüt 2 olarak da ilimizin yer aldığı hücreyi seçiyorum. Noktalı virgül, ölçüt aralığı 3, kargo durumumuzun yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül, ölçüt 3 olarak da kargo durumunun yer aldığı hücreyi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın, ilgili ürün 7'den Ankara'da sevk edildi durumunda 99 adet verimiz varmış diyoruz ve birden fazla koşula bağlı olarak ilgili verilerimizi saydırmış oluyoruz. Sizlere üçüncü olarak göstermek istediğim formül çok eğer formülü. Çok eğer formülü iç içe eğer formülünün biraz daha gelişmiş versiyonudur. Bakın çok eğer formülünde birden fazla koşulumuzun olması gerekiyor. Diyoruz ki biz de burada üretim adedi verilerimiz burası 800 ve 850 arasında ise idare eder. 851 ve 900 arasında ise iyi, 901 ve 1000 arasında ise mükemmel yazdıracak iç içe eğer yani çok eğer formülümüzü yazalım diyoruz. Bakın geliyorum buraya. Eşittir. Çok eğer dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Mantıksal test 1. Diyorum ki buradaki hücremin içerisindeki değer. Daima büyükten küçüğe doğru gidiyorum ben. Siz tam tersini de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Diyorum ki büyük 900 ise ne yazdırıyorduk? Tırnak işareti içerisinde mükemmel yazıyorum. Noktalı virgül. Mantıksal test 2. Yine aynı hücremin içerisindeki değer büyüktür. Bu sefer 850 ise bakın doğruysa değer 2 ne yazdırayım diyor. Tırnak işareti içerisinde i yazdır diyorum. Noktalı virgül. Neden tırnak işareti içerisinde? Çünkü bir hücre içerisine yazı yazdırmak istiyorsak ilgili yazıyı mutlaka çift tırnak işareti içerisinde göstermeliyiz. Mantıksal test 3. Yine aynı hücre içerisindeki değer. Bu sefer büyüktür. 800 ise yine tırnak işareti içerisinde idare eder yazıyorum. Tırnağı kapatıyorum ve parantezi kapatıp Enter'a basıyorum.
Bakın 800 ve 850 arasında olduğu için idare eder yazdı. Şimdi formülümü aşağıya kadar kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi 900'den büyük olduğu için mükemmel ve 800 ile 900, 850 ile 900 arasında olduğu için iyi. Bakın burayı ben gelip 950 yaparsam eğer gördüğünüz gibi mükemmel olacak şekilde ilgili formülüm değişti. Yani formülüm çalışıyor. Size de dördüncü olarak göstermek istediğim özellik eğersay formülü. Eğersay formülü koşula bağlı olarak sayma işlemi gerçekleştiren formüldür. Eşittir. Bakın eğer say dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülüm içerisine giriyorum. Bir aralık ve bir ölçütten oluşan iki farklı fonksiyon bağımsız değişkenden oluşan harika ama çok kullanışlı bir formül. Bakın illerimin içerisindeki aralık olarak illerimin yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül ölçüt illerimin yer aldığı sütundan istediğim bir ilimi saydırmaya yarayan formül. Bakın İstanbul'u seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Burada diyorum ki ben bu sütunun içerisindeki İstanbul adedi 181'miş. Ben buradan gördüğünüz gibi hücreyi seçtim ama hücreyi seçmeden buraya direkt tırnak işareti içerisinde İstanbul'da yazabilirdim. Aynı şekilde bana sayma işlemini gerçekleştirecekti. Sizlere beşinci olarak göstermek istediğim özellik e-topla formülü. E-topla formülü bir koşula bağlı olarak toplama işlemi gerçekleştirir. Bakın eşittir. E-topla dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülüm içerisine giriyorum. Bana aralığı soruyor. Buradan illerimi seçiyorum. Noktalı virgül. Ölçütümü soruyor. Bakın buradan İstanbul'u seçiyorum. Noktalı virgül. Toplam aralığını soruyor. Yani bu sütundaki İstanbulluların toplamı neresini toplayayım diyor. Bakın üretim adetlerini seçiyorum. Toplam aralığı olarak da parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi İstanbul'da 163.515 üretim gerçekleştirmiş. Sizlere altıncı olarak göstermek istediğim formül eğer formülü. Eğer formülü bir koşula bağlı olarak koşulumuzun gerçekleşmesi durumunda bir değer, koşulumuzun gerçekleşmemesi durumunda bizim istediğimiz başka bir değeri veren formüldür. Excel'de en sık kullanılan formüllerin başında gelmektedir. Mutlaka öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bakın bir koşulumuz var. Diyoruz ki hurda dedi 7'den büyük ise dikkat et yazdıralım. Eşittir. Eğer dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülüm içerisine giriyorum. Bakın mantıksal sınama eğer doğruysa değer ve eğer yanlışsa değer olacak şekilde 3 farklı bağımsız değişkenden oluşan bir formül. Mantıksal sınamamızı yazalım şimdi. Hurda adedimi seçiyorum hücremi. Diyorum ki bu ilgili hücremin içerisindeki değer büyüktür 7 ise. Mantıksal sınamam buydu. 7'den büyük olması hurda adetlerinin. Eğer doğruysa değer tırnak işareti içerisinde bakın dikkat et ünlem yazıyorum ve tırnağımı kapatıyorum. Noktalı virgül. Eğer yanlışsa değer bu sefer de harika yazdıralım. Yani 7'den küçükse hurda adetleri harika yazdıralım. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi hurda adedim 7'den düşük olduğu için harika yazdı. Aşağıya doğru kopyalıyorum formülümü. Çift tıklıyorum sağ alt köşesindeki bakın bu artıya. Gördüğünüz gibi bütün hücrelere ilgili formülümü uyguladı. Şimdi buradaki dikkat et. 14 olduğu için yani 7'den büyük olduğu için dikkat et. Ben buraya gelip 3 yazarsam harika olacak şekilde formülüm değişti. Yani formülüm doğru çalışıyor. Sizlere 7. olarak göstermek istediğim formül düşey ara formülü. Düşey ara formülü istediğimiz bir veri dizininden istediğimiz bir aralığı başka bir sayfaya ya da başka bir alana getirmemize yarayan formül. Düşey ara formülü de eğer formülü gibi Excel'de en sık kullanılan formüllerin başında gelmektedir. Bunu da çok dikkatli öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bakın, üretim ürün adımızın buradan 18 adet ürünümüzün yer aldığı ve üretim adetlerimizin yer aldığı bir veri dizinimiz var. Burada da ürün adlarımız bakın karışık olarak burada yer almakta. Şimdi biz buradaki üründen kaç adet üretilmiş başka bir alana kolayca getirebileceğiz. Eşittir. Düşey ara dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın aranan değer tablo dizisi, sütun indiz sayısı ve aralık bak diye gördüğünüz gibi 4 farklı bağımsız değişkenden oluşan harika bir formül. Şimdi düşey ara dedikten sonra tab tuşuna bastım ve formülümün içerisine girdim. Aranan değer. Aranan değerimiz buradaki bu ürün adımız. Noktalı virgül. Tablo dizimiz. Bakın buraya çok dikkat edin. Burası çok önemli. Tablo dizimizi seçmeye
daima aranan değerimizin yer aldığı sütundan başlıyoruz. Yani A sütunundan değil, biz ürünleri aradığımız için üründen başlıyoruz. Bakın sütundan da seçebilirim tablonun tamamını. İstersem sadece ben buraya üretim adedini getireceğim için iki sütunu da seçebilirim. Burada tercih tamamen size kalmış. Ben verilerimin tamamını seçiyorum. Noktalı virgül. Sütun indis sayısı, yani kaçıncı sütundaki veriyi getireceksin diyor. Bakın 1 ve 2, yani üretim adedini getireceğim için ikinci sütundaki veriyi getireceğim için 2 yazıyorum. Noktalı virgül. Doğru yaklaşık eşleşme, yanlış tam eşleşme. Biz burada daima tam eşleşme olsun istediğimiz için ben daima yanlışı seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın ilgili üründen şöyle ortalayalım. Aşağıya doğru formülümü çift tıklıyorum ve kaydırıyorum. Bakın ürün 14'ten 837 adet üretilmiş. Ürün 14'ten 837 adet ürün üretilmiş. Ben buraya ilgili üretim adetlerimi hızlıca ve kolayca getirmiş oldum. Sizlere 8. olarak göstermek istediğim formül çapraz ara formülü. Çapraz ara formülü yalnızca Microsoft 365 kullanıcılarına açık olup muhteşem bir şekilde düşey aranın daha gelişmiş bir versiyonudur. Bu formülü de dikkatlice takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi biz düşey arada aradığımız değerin daima sağ tarafındaki verileri getiriyorduk. Ne yapmıştık? Burada ürün adı vardı, üretim adedi vardı. Biz daima aradığımız değerin, yani ürünlerin sağ tarafında yer alan verileri getirebiliyorduk. Ürün kodunu getirmek isteseydik düşey ara burada çalışmıyordu. Çünkü seçtiğimiz zaman tablo dizisini sağa doğru seçmek zorundaydık. Çapraz arada ise biz hem sağında hem solunda istediğimiz yerdeki verileri kolayca getirebiliyoruz. Nasıl yapacağız? Bakın burada ürün adımız var. Yine üretim adetlerini getireceğiz ama bu sefer ürün adlarımız üretim adetlerimizin sağ tarafında. Eşittir. Çapraz ara diyorum ve tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Bakın arama değerini soruyor. Arama değerimiz gördüğünüz gibi buradaki hücremiz. Noktalı virgül. Arama dizisi ürün adlarımızın yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi, yani hangi verileri getireceğiz? Buradaki üretim adedi verilerini getireceğiz. O yüzden ilgili verilerin yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül. Bulunamıyorsa ne yapayım diyor. Bakın çift tırnak koyuyorum. Yani boş bırak diyorum. Noktalı virgül. Eşleştirme modu tam eşleşme olsun istiyorum her zaman. Noktalı virgül. Arama modu, yani baştan sona mı sondan başa mı arayayım diyor. Ben baştan sona aranmasını istiyorum. Ve parantezi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde bana verilerimin sol tarafındaki istediğim ve aradığım verileri kolayca ve hızlıca getirdi. Gördüğünüz gibi ürün 3'ten 826 adet üretilmiş olacak şekilde bana burada verdi. Sizlere 9. olarak göstermek istediğim formül filtre formülü. Filtre formülü de Microsoft 365 kullanıcılarına açık olan bir formüldür. Diğer kullanıcılar bu formüle erişemiyor olabilirler. Şimdi filtre formülüyle eşittir. Filtre dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Çok basit ama inanılmaz kullanışlı bir işlev. Bakın dizi, ekle ve boşsa diye 3 farklı bağımsız değişkenden oluşan bir formül. Diziyi seçelim önce. Dizimiz ilgili verilerimizin yer aldığı verilerin tamamını seçiyorum. Noktalı virgül. Ekle. Yani neye göre filtreleyeceğiz? Hangi sütundaki verileri filtreleyeceğiz? Bakın biz ile göre filtreleme yapacağımız için illerin yer aldığı verileri seçiyorum. Burada sütundan seçemem. Burası çok önemli. Yalnızca seçtiğim aralıktaki verilerin tamamını seçmek durumundayım. Eğer bu şekilde de seçmiş olsam formül çalışmaz. Mutlaka seçtiğim aralıktaki ilgili bu ekle sütununu seçmem gerekiyor. Eşittir diyorum. Bakın burası önemli. Ekle dedikten sonra ve buradaki sütunu seçtikten sonra neye göre filtreleme yapacağım? Bu sütunun içerisindeki İstanbul değerine göre. Bakın ben buraya yazdım. O hücreyi seçiyorum ama siz isterseniz tırnak işareti içerisinde İstanbul'da yazabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben buradan ilgili hücremi seçiyorum. Noktalı virgül. Boşsa ne olsun diyor. Boşsa çift tırnak koyuyorum. Yani boş bırak diyorum. Eğer böyle bir filtreleme yapamazsam boş bırak diyorum ve Enter'a bastıktan sonra gördüğünüz gibi bakın ilgili İstanbul verilerinin tamamını bana burada filtreledi. Ha yok ben İstanbul'u değil Ankara'yı filtrelemek istiyorum derseniz bakın burada hücreden seçtiğim için İstanbul yazan yere Ankara yazıyorum ve gördüğünüz gibi Ankara'ya ait verilerimi
bana buraya yine filtrelemiş oldu hızlıca ve kolayca. Burada dikkat etmemiz gereken bir güzel özellik de ben bu formülü ve bu alanı silmek istersem eğer ne yapıyorum? Bakın buradan gelip herhangi bir hücreyi silmek istediğimde bana izin vermiyor. Yalnızca formülü yazdığım hücreyi silmem gerekiyor. Bakın formülü ben bu hücrede yazdığım için burada delete tuşuna basarak ilgili formülü silebiliyorum. Sizlere 10. ve son olarak göstermek istediğim formül metin birleştir formülü. Metin birleştir formülüyle istediğim kadar hücre içerisindeki verileri kolayca ve hızlıca birleştirebiliyorum. Eşittir. Metin birleştir dedikten sonra bakın formülüm çıktı. Tab tuşuna basıyorum ve formülüm içerisine giriyorum. Sınırlayıcı boşları yoksa metin 1, metin 2, metin 3 diye devam eden bağımsız değişkenleri içeren harika bir formül. Sınırlayıcı dediği yani birleştireceğim hücrelerin içerisine arasına nasıl bir sınırlayıcı koyayım diye soruyor bana. Bakın yine burada tırnak işareti kullanıyoruz. Tırnak işareti içerisinde tire seçebilirsiniz. Tırnak işareti içerisinde slash seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Slash seçiyorum ben. Noktalı virgül. Bakın boş hücreleri yok say ve boş hücreleri dahil et diye bir seçeneğim var. Ben yok sayıyorum. Yani eğer boş hücrem varsa ben onları dahil etmek istemiyorum. Noktalı virgül. Metin 1 diyor. Bakın buradaki metni seçiyorum. Noktalı virgül. Metin 2 diyor. Buradan ürünü seçiyorum. Noktalı virgül. Metin 3 diyor. İli seçiyorum. Noktalı virgül. Metin 4 diyor. Sevk edildiği hücresini seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın her birinin arasında slash işareti olacak şekilde getirdi. Eğer ben bunların arasında birer boşluk da olsun istiyorsam, bakın buradaki görmüş olduğunuz bu tırnak işareti içerisindeki slash'ın hem soluna hem de sağ tarafına birer boşluk bırakıp Enter'a basarsam gördüğünüz gibi ilgili boşluğu da burada kolayca eklemiş oluyorum.